geldim diyor. Derneğimiz adına. Başkanımız yurt dışında olduğu için onu temsilen işte bütün yöneticiler buradayız. Çok çok güzel. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Onur verdim. Yani burada olmak da onur diyorum. Her zaman Bakırköy'ün çok kıymetli bir derneği Bakırköy. Yani ben çok seviyorum hepinizi. Sağ olun. İyi ki varsınız. Bakırköy için çalışan, emek sarf eden insanlarla bir arada olmak onur verici bir şey. Beni de kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben Deva Partisi'nde ilçe başkanıyım. Oradan tanışıyoruz hep beraber ama. Şimdi de belediye başkanı adayı oldum. İleride inşallah belediye başkanı olabilirsem neler yapacağımdan bahsedeyim. Bir kere her şeyin başında burada en büyük problemlerimizden bir tanesi. Herkes tabii söylüyor deprem, bu deprem vazgeçilmezimiz. Biz Naci Hoca ile Twitter'da yazışırken Twitter'da yazıyordu işte depremde önceliklerin. Bizim birinci önceliğimiz Bakırköy'de deprem. Orada herkes teşekkür ederken orada bir arkadaş yazdı. Ya bunların reklamını yaptırmayayım. Bunlar belediye başkanı olamayacaklar ama işte reklam yaptırıyorlar kendini falan diye. Ben de yazdım. Dedim söz uçar yazık alır. Bu da sözüm olsun. Naci Görür Hoca danışman olarak alacağız. İlk işimiz de deprem olacak. Eğer dedim terk edilmiş deprem toplanma alanları varsa mümkünse yasada onları da geri alacağız. Oraları yapacağız. Çünkü gerçekten Bakırköy nüfusu yaşlı. Bir de ben Bakırköy'de oturuyorum. Babamlar Bakırköy'de oturuyor. Kardeşlerim Bakırköy'de oturuyor. Tamam. Yani yeğenlerim, oğullarım, babam yani herkes biz bütün hepimiz Bakırköy'de oturuyoruz. Evet. Kendi evimizi güçlendirmek istememiz kadar saçma bir şey olmaz ama hani artı 2 verelim, artı 5 verelim, artı 10 verelim, verelim, gökdelen verelim. Yani ağızdan verilebiliyorsa bu gökdelen de verelim. Bazı şeyleri oy almak için söylemek çok ayıp. Bir kere bunun dokusu var. İlk emlak kredinin toplu konut projesi Ataköy. Benim o zamanlar annemler babamlar 66'da buraya geldiği zaman terliklerle plaja yüzmeye gidiyorlarmış. Şimdi plaj kalmadı. Biz de gidiyorduk. Hepimiz otların arasından geçiyoruz. Aynen öyle. Şimdi bizim o zaman burada ben Ataköy İlkokulu'na gittim, Ataköy Lisesi'ne gittim. Biz her yere yürüyerek gittik. Evet. Güvenlik problemi hiçbir zaman olmaz. Bütün komşular birbirini tanırdı. Şimdi bakıyorsunuz ki bir komşu bir komşuyu tanımıyor. Neden yok? Çünkü ortak alanlar yok. Top sahaları gitti. Eskiden çocuklar arkadaş olduğu için anneler babalar da arkadaş oluyor. Evet. Şimdi 5. kısımdaki basket sahası gitti. 2. kısımdaki basket sahası gitti. 4. kısımdaki basket sahası gitti. Buradakinin potasında file yok. 5. kısımdaki zaten ortadan kalktı. Yüce Spor gitti. Bakıyor Spor Kulübü gitti. Havuz gitti. Arkasından bizim Türkiye'deki belki ilk kaykay pisti vardı. Ataköy 2. kısım otobüs durağının yanında. Kaykay ve BMX pisti vardı. O gitti. Yani bu kadar spora düşkün bir belediye başkanlarının bu kadar spora karşı olmaları da anlaşılır gibi değil. Uzayda açmışlar onlar. O kadarını bilemem. Yaşam köyümüz yaşam. Neyse şimdilik bildiğimiz kadarıyla ya botanik bahçesi duruyor deniyor. Şu anda yerlerde yani bizim gerçekten sürdürülebilir Bakırköy dediğimiz bu şey nedir sürdürülebilir Bakırköy şu. Bakırköy bütçesi belli. Kendine yetiyor yetmiyor. Biz bütçeyi geliştirmek için yani bir şirket gibi düşünerek nasıl bütçeyi geliştireceğiz? Örnek. Köpek bakım yeri var şeyde bu toplanma yerleri. Onun yanında çok lüks bir tane bakım yeri yapacaksın. 7/24 kameralı bilmem ne falan. İnsanlar gelir hayvanlarını tatile giderken oraya bırakacak. Oradan kazandığın parayla da buradaki hayvanlara daha iyi bir hizmet vereceksin. Bu sürdürülebilir oluyor. O zaman o köpeklerin, kedilerin bakımları belediyeye yük olmaktan çıkıyor. Bir kere kedileri ve köpekleri muhakkak kısırlaştırmamız lazım. Yani bu hayvan düşmanlığı değil. Bu hayvan hakları PETA'nın da söylediği bir şey. Yani normal yaşamak onların da hakkı. Yani bu kadar çoğalarak sefil şekilde yaşayacaksa düzgün bir şekilde evet. Nasıl ben 2 tane çocuk yaptım. Evet. Eğitimini verdim. 12 tane de yapabilirdim ama düzgün yapamazdım eğitim. Aynı mantık. 2 tane köpek kedi olsun ona düzgün bakın. Ben köpek besledim. Avşarkan vardı, Kafkas çavalım vardı. Yani biz onlara gidip ekonomiden yemek alırken, mama alırken indirimleri kovalıyorduk. Yani şimdi bu kadar pahalı bir şey, hobiyi insanlara sokaklara atarak alıp besleyip attığı zaman bunlar hoş şeyler değil. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Köpek sever sevmez. Hayır öyle bir şey yok. Bence herkes seviyor ama saldırıyor. Benim oğlumun Florida bacağını dizinden ısırdı köpek. 4-3 tane kuduza çözüm. Bir şey mi yaptın diyor. 200 küsür tane vahşi köpek var. Bir şey mi yaptın diyorum. Oğlum diyor ki vallahi yapmadım baba. Benim çocuklar köpek kedi hafta hastası. Yani evde köpekle büyüyen çocuk köpek. Evet. Niye zarar versin sokak köpeğine? Yoldan geçerken bacağını kapmış. Şimdi diyorum ki bunları bir şekilde topluma kazandıracaksak da tamam kazandır ama ya
sahiplendirerek ya da düzgün bir bakım yaparak. Evet. Ve bunu muhakkak 5 yıl içinde bütün hayvanları kısırlaştırmamız lazım. Ne mesela, kadar onun fiyatı biliyor musun? Ben yeni sordum. 10 bin lira abi. Bir hayvanı kısırlaştırmanın evet. mı? O kadar abi, değil. Ben şimdi nasıl vereceğim 10 bin lira? Haluk'cum o kadar. Kedi mi köpek mi? Köpek 10 bin. Bir geçer mi? Özel veteriner. Bir sene nereye sordun? Tamam bizim biz daha bir 3-5 ay önce kediyi kısırlaştırdık. 3 bin lira falandı. Her sene 10 bin tane aşı gelirdi. Seçkin bakanlıktan. Sorun. 10 bin tane aşı belediyeye gelirdi. Belediye kullandığını kullanırdı. Atıyorum 8 bin tane kullandı. 2 bin tane kasaya sonunda 2 bin tane iade edilir. Bir 10 bin tane daha alırdı. Bahadır da 7 sene bunu yaptı. Yani o bakanlıktan gelen öyle 10 bin lira 20 bin lira değil. Ya, bakanlık gönderdiği için, belediyelere gönderdiği için onların bütçesi belli. Yani Bakırköy'de o zaman %17-18 oranında kısırlaşmamış hayvan vardı. Şu anda %600'leri, %700'leri bu. Tabii. Çünkü 12 senedir ateşten beri bu iş kaldırıldı. Son 2 senesinde ateş ünalarından onları almayı bıraktı. Aşıları almayı bıraktıktan sonra da olay bu duruma geldi. Mesela biz vaatlerimizden bir tanesinde pati mezarlığı, yani evcil hayvan mezarlığı. İnsanlar evcil hayvanı bu korona zamanı çok aldı. Benim de hayvanım, insan çok üzülüyor ya. 7 sene bir hayvanla beraber yaşadığınız zaman... çocuğun gibi oluyor ya 7 sene berabersiniz sabah öğlen akşam çünkü onu sabah tuvalete çıkartıyorsun öğlen gezmeye çıkartıyorsun akşam tuvalete çıkartıyorsun onunla bir bağ kuruyorsun hani öldüğü zaman biz onu otelimizin bahçesine gömdük tamam hani bizim öyle bir yerimiz şansımız vardı ama herkesin öyle bir şansı yok ki o yüzden bir tane pati mezarlık mesela muhakkak sizin dediğiniz doğru kadrolu veteriner yani bu bir ise 2 2 ise 3 yapıp bunu Ramazan Bey'in söylediği gibi bakanlıktan yardım alıp ya yurt dışı fonları bile var ya. Yani ben anlamıyorum. Sen PETA'ya yazarsan PETA bile gönderir sana bunu. Eğer bunları katletmek zorunda kalmayayım. Bana lütfen kısırlaştırmayı yazarsan onlar sana Avrupa fonundan gönderirler. Ya bir sürü fon var yurt dışı dolaşan. Hiçbirimizin kullanmadığı. Onları kullanabiliriz. Gençlere bakın bunlara Ceylan Şirket deniyor. Böyle gençler sadece bir hani diyorlar ya işte onun garajında işte Amazon'u yaptılar. Onun garajında Microsoft çıktı ortaya. Bu tip firmalar var. Gerçekten mesela bir tanesi ben biliyorum. Bir oyun sitesi yaptılar. 1.2 milyar dolara satıldı daha yeni. Siz bu çocukları daha gençken kendine bir olanak verseniz. Bunlar başlangıçta startup deniyor. Startup firmalarına destek olsanız. Onları bir araya toplasınız. İstedikleri çocukların sadece ve sadece. Çok hızlı bir internet. Evet. Bir de kahve su içebilecekleri bir yer. Başka hiçbir şey istemiyorlar gariplerim ya. Evet. Onlara bir imkan var. 100 megabitlik bir alan açın. Çocuklar orada konuşarak birbirini geliştirsinler. Bir şey ürünü bulduğu zaman mesela yurt dışında öyleymiş. Kanada'da veya Amerika'da bir ürün bulduğu zaman siz onu devlete götürüyorsunuz. Bakıyor iyiyse bu. Research ofis dedikleri araştırma ofislerini açıyorlar. Ürünü geliştirip patentini alıyorlar. Ve dünya malını yani ürünü millileştiriyor. Biz de bu çocuklara ortak oluruz. Bakırköy Belediyesi var. Biz derken hani belediye ortak olur. Büyümesine yardımcı olur. Bu şirketler milyon dolarlara ulaştığı zaman Bakırköy'e yardımcı olur. Yani sürdürülebilir Bakırköy dediğimiz şey bu. Sen buraya bir şey yapmak lazım. Ya elektrik sokaklarımız kapalı. Yani bütün lambalar kapalı. Ya bir tane bu koskoca bakın 160 bin oy kullanan Bakırköy'de 300 bin nüfus olan bir Bakırköy'de bir tane tekniker adam yok mu ya? Bir tane adam alırsın. Bedaş vermiyor mu? 300 kişi 500 kişi bedaş önüne kendimiz zincirlersin. Kardeşim benim lambalarımda sokakta lambalarımda Işık istiyorum dersin. Vermiyorlar mı? Tamam yine vermesinler. Belediyenin parası mı yok bir tane ampul alacak? Vinci zaten var. Sepeti var. Bir tane adam onu değiştirir ya. Bu kadar basit yani çok kolay çözümler olan şeyleri niye bu kadar biz zorlanıyoruz? Ben görüyorum internet sitelerinde şu sokak 4 gündür karanlık içinde. Hırsızlıklar oluyor. Ya ben erkek halimden hani spor yaptım, boks yaptım, silah taşıyorum. Ben bazen yürüyorum öyle sokaklarda. Ne gerek var bu? İnsanların, evet. Bayanlar yürüyor. Ya bir kere kameranın görmediği yer olmaması lazım. İnsanların bu kadar tedirgin yaşamaması lazım. Gerçekten bir ben buna inanıyorum. Söylemekten de kaçınmıyorum. Ben Suriyeli problemimiz olduğunu düşünüyorum. İstediklerse ırkçı desinler. Ben Suriyeli olduğu yerde çocuğumu parka göndermem arkadaş. Yani gönderemem yani. Ben gönderemediğim zaman başkası, ben kendim yapmadığım bir şey başkasına yapmasını bekleyemem. Kırık bira şeyleri var ya. Ya böyle ya. Bir şey olabilir mi abi? Bir mesela yaşlı nüfusumuz çok fazla. Benim rahmet teyzem ölecek, akşamları ölmekten çok korktuğu için yalnız kimse bulamayacak. Akşam evde kokacağım, bakacağım diye. Geceleri uyumazdı, sabahları uyurdu. Geceleri işte şey yapardı. Ben bundan 20 sene evvel Türkiye'ye panik butonu getirmiştik. Şimdi onlar artık o kadar gelişti ki. Siz böyle boynunuza takıyorsunuz. Ya benim babam da evde yalnız mesela. Ayağı düşse kırsa bize ulaşıncaya kadar... Orada bastığınız anda çok basit bir sistem. Yani artık saate takıyorlar.
saatteki nabzınız size ölçüp size söylüyor. Yani ilaççına kadar söylüyor. Evet. Bunlar çok zor şeyler değil. Evde bakım olması şart. Ya ben bazı şeyler, şimdi biz tabii ilçe başkanı olmanın büyük avantajını yaşadım. 3 yıldır bütün derneklere gittim. Görme engelliler derneğinin en büyük problemi akıllı yollar. Işıklarda karşıdan karşıya geçememek. Şeylerin alçak olması. Gibi. Onları... Evet, lafınızı kestim. Estağfurullah, olur mu? Lütfen, lütfen. Bu panik şimdi o dediklerin hepsi yapılır. Ama bir insan kazanılan parayı cebine atıyorsa... Onu hiçbir şey yapamaz. Allah şükür bizim ona ihtiyacımız yok. İşte ben diyorum ki Allah şükür bizim ona ihtiyacımız yok.